Adana'nın ilçelerini ziyaret etmeye özen gösteren Adana Valisi Süleyman Elvan, ilçe ziyaretlerini Karataş'la sürdürdü. Adana'nın Akdeniz'e açılan pencerelerinden biri olan Karataş ilçemiz, ilimizin gerek tarım, gerek balıkçılık, gerekse turizm açısından önemli ilçelerinden biri diyen Elvan, ilçemizin her alanda gelişip kalkınması için bütün kurumlarımızla birlikte var gücümüzle çalışacağız dedi. Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında tiyatro, opera, bale gibi etkinlikler bir süre askıya alınmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı da bu tür etkinliklerle alakalı yeni kararı açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre opera, bale, tiyatro yasak kapsamının dışına alındığı belirtildi. Adana'da evine girip darp ettiği kız arkadaşını 9. kattaki dairenin balkonundan sarkıtan kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Polisin uyarılarına rağmen şüphelinin kapıyı açmaması ve STY'yi alıkoymaya devam etmesi üzerine olay yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Polisleri sevk edildi. Çeşitli yerlerinden darp edildiği belirlenen STY'yi kurtaran ekipler gözaltına aldıkları şüpheliyi polis merkezine götürdü. ...2020-2021 su ürünleri av sezonunun açılışı nedeniyle Adana'nın Karataş ilçesinde tören düzenlendi. Törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, balıkçı emekçileri bizleri faydalı güzel besinlerle buluşturuyor. Şansınız, ekmeğiniz bol olur inşallah. Böylece insanlarımızı faydalı besin tüketme noktasında teşvik edersiniz, dedi. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Dünya Çöp Toplama ve Temizlik Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla çevreciler ve gönüllü vatandaşla birlikte çöp toplama etkinliğine katıldı. Vatandaşlardan çevreye duyarlı olmalarını beklediklerini belirten Akay, gönüllülerle birlikte konuya dikkat çekmek amacıyla bizzat çöp topladık. Salgın nedeniyle hijyen kurallarına uymak kadar temiz çevrede çok önemli hale geldi, diye konuştu.